Huzuru hazrun, cemiyeti irfan, vakti sefai merdan. Haindir, münafıktır, dinsizdir şeytan. Şeytanın hainliğine, münafıklığına, dinsizliğine lanet. Rahman'ın varlığına, birliğine hamdü bigayet. Bizleri seyreleyen siz kıymetli seyircilerime sağlıklar, sıhhatler, afiyetler diliyorum. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Efendim, Peygamber Efendimizin ve sahabelerin içinde bulunduğu bir yerde sırasıyla sohbetler edilirdi. Tüm sahabeler konuşacaklarını orada söylerlerdi. Bu sohbetler çok güzel meddah, met edicilik gayesiyle söylenirdi. Gene bir sahabe söz aldı. Ey kainatın efendisi, söz almak istiyorum dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den izin aldıktan sonra cahiliye döneminde başımdan geçen bir olayı anlatmak isterim dedi. İşte o sahabenin dilinden ben de sizlere anlatmak istiyorum. Bir çocuğumuz vardı. Bir kız çocuğumuz. O gün eve geldiğimde eşime kızı hazırla dedim. Kızı hazırla dediğimde eşim onu nereye götüreceğimi biliyordu. Vakti gelmişti çünkü. Eşim iki gözü, iki çeşme ağlayarak kızıma bayramlık kıyafetlerini giydirdi ve elime verdi. Kızımla birlikte evden dışarı çıktık. Kızım nereye götüreceğimi sordu. Kızıma dayına gidiyoruz dedim. Kızım elimden tuttu, sevinçten adeta koşturuyordu. Bir kuyudan su içmek istedi. İçebilirsin kızım dedim. Tam kuyudan su içmek için eğildiğinde onun omzuna bir tekme vurdum. Suya düştü. Suya düşerken kenara tutundu. Baba diye yardım istedi. Elim gitti. Baba üstün kirlenmiş baba. Üstün kirlenmiş derken ittim onu. Kuyuya düştü. Peygamber Efendimiz müthiş bir şekilde hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Etrafındaki sahabeler onu hiç bu kadar gözyaşları içerisinde ağlayarken görmemişlerdi. Hiç Peygamber Efendimizin gözyaşlarına şahit olmamışlardı. Herkes çok şaşkındı. Hikayeyi anlatan çok pişmandı. Etrafındakiler, "Yahu sen ne yaptın? Resulümüzü bu kadar ağlattın." Resulümüz, Peygamber Efendimiz, "Anlat, bir daha anlat." Ve hıçkırıklar içerisinde daha fazla ağlıyordu. Bir daha anlattı, bir daha anlat, bir daha anlat derken Peygamber Efendimiz aslında kız çocuklarının kurban edildiği o cahiliye döneminde insanlar bir kömür, bir toz zerreciydi. Bir daha anlat, bir daha anlat ki o günleri hatırlayalım diyordu. İşte o günlerden bugünlere geldik. Derken ve sonra Hazreti Ali radıyallahu an geziniyordu. Kesesinde 6 dinarı vardı. Çocuklarına bir şeyler alması gerekiyordu. Tam bu sırada kendisini bir kavganın ortasında buluverdi. İki kişi kavga ediyordu. Önce sözlü, sonra birbirlerine vuruyorlardı. Hazreti Ali radıyallahu an ayırmaya çalıştı. Durun ya müminler, durun. Ne diye kavga edersiniz? Derdinizi konuşarak neden halletmezsiniz? Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya secde etmek varken neden birbirinizi yersiniz? İçinden bir tanesi atıldı. Ya Ali, bu adam bana 2 senedir borcunu ödemiyor. Onu bugün yakaladım. Hep benden kaçıyordu. Hazreti Ali, bu adamın sana ne kadar borcu var? 6 dinar. Hazreti Ali radıyallahu an elini kesesine attı. İçindeki 6 dinarı çıkarttı. Adama verdi. Alın bunu, meseleyi halledin dedi.
Altı dinarı alan ve borçlu birbirine sarıldılar, helalleştiler ve oradan barışarak ayrıldılar. Eve geldiğinde Hazreti Ali radıyallahu anh onu Fatma annemiz karşıladı. Ve dedi ki, ya Ali, ne yaptın? Çocuklar için bir şey getirdin mi? Yok. Çocuklar içeride ağlıyorlar açlıktan. Sen bu sebepten dolayı çıkmamış mıydın? Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Ya Fatma, gelirken yolda iki kişiyi barıştırdım. Fatma annemiz, iyi yapmışsın ya Ali. Bundan daha güzel bir şey var mı? İki kişiyi barıştırmışsın. Bundan daha güzel ne olabilir? Düşünün bir kere. Evde çocuklarınız acıktan ağlıyor ve eşiniz sonra geliyor ve bütün parayı bir başkasına verdiğini söylüyor. Aynı şeyleri yapabilir miydiniz? Sonra Fatma annemiz ağlayan çocukların rızkını Allah Celle Celaluhu verir diyor. Hasan, Hüseyin, Ümmühan, Zeynep içeride ağlıyor aç. Hazreti Ali radıyallahu anh dışarı çıkıyor. Kesesinde parası yok. Hasan'a, Hüseyin'e bir şeyler alması gerekiyor. Tam bu sırada elinde devesiyle birisi geliyor. Seni gördüğüm iyi oldu ya Ali. Hazreti Ali şaşırmış. Hayrola? Sen bu deveyi görüyor musun bu deveyi? Bu deveyi senin için yetiştirdim. Bu deveyi sana satacağım ya Ali. İyi, güzel ama ben alamam ki. Ne demek alamam ya Ali? Göreceksin bak, bu deveyi sana armağan edeceğim. Olmaz. Tamam. Bu deveyi sana 150 dinara satacağım ya Ali. İyi ama ben alamam ki. Bende para yok. Bende dinar yok. Olsun ya Ali, olsun. Al bu deveyi sen. Paran olunca ödersin. Der ve adam deveyi Hazreti Ali'nin eline tutuşturur, çeker gider. Hazreti Ali radıyallahu anh deveyle birlikte yürümeye başlar. Tam bu sırada bir başkası gelir. Oo, maşallah, bu ne kadar güzel bir deve ya Ali. Nereden buldun? Tam ben de böyle bir deve arıyordum. Bu deveyi bana satar mısın? Onu biraz önce, ya dur ya Ali, dur. Tam bu deve 300 dinar eder. Bunu bana 300 dinara satar mısın ya Ali? Hazreti Ali radıyallahu anh çok cesur, aynı zamanda adaletliydi. Tüm gerçekleri anlatıverdi. Ben bu deveyi biraz önce 150 dinara aldım. Adam, olsun Ali, olsun. Bu devenin ederi tam 300 dinardır. Adam elini kisesine atar, 300 dinar çıkartır. Al Ali, sana 300 dinar. Deveyi alır ve gider. Hazreti Ali'nin elinde 300 dinar vardır. Hemen Hazreti Ali'nin çocukları Hasan, Hüseyin, Ümmühan ve Zeynep için istedikleri yiyecekleri alır ve eve gelir. Çocukların karnını bir güzel doyurduktan sonra kainatın efendisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına, huzuruna çıkar. Peygamber Efendimiz, gel ya Ali, gel. Hele şu deve meselesini bir anlat der. Hazreti Ali radıyallahu anh çok şaşırmıştır. Ve sonra tek tek olanı biteni anlatır. Peygamber Efendimiz, ya Ali, sen iki kişiyi barıştırdın. Onun mükafatı olarak Allah Celle Celaluhu sana önce Cebrail'i gönderdi, deveyi sattırdı. Sonra Mikail'i gönderdi, deveyi geri satın aldı. Evet sevgili izleyenlerim, sevgili dostlar, sizler de Peygamber Efendimizin yolundan gitmek isterseniz asla o yolu terk etmeyin.
Sizler de Hazreti Ali radıyallahu anh gibi dargınları, küskünleri barıştırın ki cennetle mükafatlandırasınız. Her ne kadar sulh için ihsan ettikse affola.